Merhabalar, Sosyal Akademim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu Osmanlı yükselme dönemi olacak. Bugünkü dersimizde yükselme dönemi padişahlarından olan Kanuni Sultan Süleyman dönemi hakkında ve Sokullu Mehmet dönemi hakkında bilgi vermek istiyoruz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarından takip ederek ulaşabilirsiniz ve Telegram grubumuza üye olarak dosyalarımız yani notlarımız hakkında, sorularımız hakkında paylaştığımız PDF dosyalarına oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dersimize başlayabiliriz. Kanuni Sultan Süleyman Avrupa tarihinde çok tanınan Osmanlı hükümdarlarının başında yer alıyor. İşte bu yüzden dolayı kendisine Avrupa'da bir sürü ünvan verilmiştir. İşte Muhteşem Türk, Magna Türk, işte Grand Türk gibi, Büyük Türk gibi böyle ünvanlar verilmiştir. Ama Kanuni Sultan Süleyman'ın kendi kullandığı mahlaslar nelerdir? İşte divan şiirlerinde genellikle muhibbi, acizi ve meftun gibi ünvanları kullanarak şiirler kaleme almıştır. Kendisi de iyi bir şairdir. Divanı bulunan Osmanlı padişahlarından birisidir. Yavuz Sultan Selim'in tek oğlu olarak tahta geçtiği için herhangi bir sorun çıkmamıştır iktidarı süresinde. Ama daha sonra oğullarının kendi aralarında taht mücadelelerine girmesi Kanuni döneminde Kanuni işte kendi tahtına çıkışı yaşamadığı şeyler bir nevi yaşatmış olacak arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman tahta en uzun kalan Osmanlı padişahıdır ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın yapmadığı şeyler yani yapamadığı şeyleri kendisine amaç edinmiştir ve ilk tahta çıkar çıkmaz fethettiği yerlerin başında Belgrad geliyor ve daha sonra denizlerde Fatih'in alamadığı yer olan Rodos'u alarak denizlerde de ki hakimiyetinde iyice perçinlemiş oluyor. Nereden alıyor Rodos'u arkadaşlar? Saint-Jean Şövalyelerinden alıyor. Saint-Jean Şövalyeleri önemli. Osmanlı Devleti'nin çok uğraştıran şövalyelerin başında yer alıyor. İşte Cem Sultan olayını hatırlayın. Cem Sultan da bunlara sığınmıştı ve Osmanlı meselesinin iyice büyümesine sebep olmuştu Cem Sultan olayı. Macarlarla Mohaç Meydan Savaşı yapılacak ve bu dünyanın en kısa süren savaşı olacak. Bunları detaylı olarak biraz sonra anlatacağım. İlk defa Viyana kuşatılması gerçekleşecek. Bunu da anlatacağım. Yine Alman seferine çıkarılacak. Charles Quint elindeki Fransa kralını kurtararak Fransa ile ilk kez böyle kapitülasyonlar dediğimiz Uhud-i Atika dediğimiz resmi antlaşmaları yapacak ve ticari anlamda Osmanlı Devleti'nin batıya açılmasında iyice perçinlemiş olacak. Yine bu dönemde Kanuni Sultan Süleyman döneminde önemli iç isyanlar yaşanacak. Bu isyanlar kimisi Şii tehlikesinden, kimisi de bağımsız bir devlet kurma tehlikesinden dolayı çıkmış olacak. Ve bu isyanlar Kanuni döneminde özellikle ilk yıllarında Kanuni Sultan Süleyman'ı epeyce bir uğraştıracak isyanların başında yer alıyor. Bu isyanlara dilerseniz geçelim ve bunları teker teker inceleyelim. Çünkü bunlar ÖSYM tarafından oldukça çok soru soruluyor. Yani Kanuni dönemi ile ilgili sorular genelde isyanlar ve ekonomik temelli sorular üzerinden kurulmuştur. Canbert Gazali isyanı ilk çıkan isyandır arkadaşlar. Kanuni döneminde Yavuz tarafından Suriye valiliğine atanan eski Memlük komutanlarından olan Canberdi Gazali, Yavuz'un ölümünü fırsat bilerek ayaklanmış ve ortadan kaldırılmıştır. Kim tarafından kaldırılıyor? Şahsuvaroğlu Ali Bey bu isyanı bastırıyor. Bu önemli bir isimdir. Belki tarih öğretmenliğinde çıkabilir ama çok da detay değildir. MEP kitabında yazıyor arkadaşlar. Ahmet Paşa isyanı yine Mısır'a da çıkan bir isyandır ve bu isyanın temel amacı Memlük Devleti'ni tekrardan kurmak amacıyla bir isyan hareketi başlamıştır. Bu isyanda yine orada bastırılacaktır arkadaşlar ve bastırılması sonucunda Memlüklerin dirilmesine dair herhangi bir ümit kalmayacaktır Mısırlıların gözünde. Ve bu iki isyan şu özellikle Canbert Gazali ve Ahmet Paşa isyanı temel sebebi nedir arkadaşlar? Memlükliler tekrar diriltmek ve Mısır'a hakim olmak düşüncesinden dolayı çıkmıştır. Bir diğer önemli isyanın başında Baba Zünün isyanı olarak bilinen isyan çıkmıştır. Şiilik tehlikesiyle yaşanan bir ayaklanmadır. Yozgat'ta ortaya çıkmıştır. Arazi meselesinden ve vergilerin ağır olduğu konusunda çıkan bir isyan olduğu için arkadaşlar özellikle
Celali isyanları zaten Yavuz döneminde ilk başlıyordu. Daha sonra Kanuni döneminde ve 3. Ahmet döneminde iyice şey pardon 1. Ahmet döneminde iyice zirveye çıkacaktı ve Osmanlı'yı bayağı bir uğraştıracak isyanların başında yer alıyordu. Yine Kalenderoğlu isyanı, Kalender Çelebi isyanı, Tımarların haksız yere ellerinden alındığını ileri süren Konya Hacı Bektaşi Veli soyundan geldiğini ileri süren Kalenderoğlu tarafından çıkarılmış bir Şii ayaklanmasıdır. Bakın Şii kökenlidir yine Babazün'ün gibi. Bu iki isyanın ortak noktası Anadolu'da Şiiliği yaymak isteyen ayaklanmalarda. Şiilik tehlikesi Anadolu'da, Doğu Anadolu'dan çok nerede etki göstermiştir arkadaşlar? Akdenizler'de ve Toroslar'da. Çünkü Yörük halkının birçok kısmı ve bugünkü Aksaray işte Nevşehir, Hacı Bektaşi Veli'nin kültürü bu yerde yine Alevi kökenli vatandaşlarımız oldukça yoğun bir şekilde bulunuyorlar. Yani buradaki bulunmalarının sebebi arkadaşlar, isyanların çıkmasının sebebi taraftar kitlesini bulundurmalarından dolayıdır diyelim ve Kanuni dönemindeki diğer önemli gelişmelere geçelim. Kanuni döneminde batıda Katoliklere karşı reform hareketi başlatılmıştı. Martin Luther öncülüğünde arkadaşlar. Kanuni Martin Luther King'i desteklemişti. İşte 1517 yılında Yavuz Sultan Selim'in işte Ridaniye Savaşı'nı yaptığı sırada Martin Luther King arkadaşlar reformu hareketini başlatmıştı ve bu hareket Kanuni Sultan Süleyman döneminde yine yaşanmaya devam edilecekti. Yaklaşık 30 yıl devam ediyor ve Kanuni tarafından bu destekleniyordu. Amaç ise nedir? Tabii ki Katolik Birliği'nin önüne geçmek olacaktır ve 1521 yılında ilk seferi olan Belgrad seferine çıkarak Osmanlı'yı Orta Avrupa seferlerinde önemli bir üst elde etti ve böylelikle Avrupa'nın fethi için ve Avrupa'da bir merkez konum ele geçirilmiş oldu. Fatih çok istiyordu ama kim aldı? Kanuni Sultan Süleyman aldı. Bir diğer önemli savaş Mohaç Meydan Savaşı, her bakımdan soru gelme ihtimali çok yüksektir ve bu savaş sonrasında arkadaşlar Osmanlı Devleti Avrupa'daki gücünü iyice perçinlemiştir. Bakalım şimdi bunlara. İlk Osmanlı-Fransız ilişkisi, Fransa Kralı 1. François'un Almanya İmparatoru Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu olarak bilinen Şarken ile yaptığı savaşta esiri düşmesiyle başlamıştı. Ve bunun üzerine François'un annesi dönemin en güçlü devleti olan Osmanlı Devleti'nden yardım istedi 1525 yılında. Bunun üzerine Kanuni Macaristan seferine çıkarak Mohaç'ta Macar ordusunu tamamen bozguna uğratmıştı. Ve daha sonra Alman ve Avusturya seferlerine çıkarak arkadaşlar bu seferler sonucunda Doğu Avrupa, yani Avrupa'daki hakimiyetimiz iyice artmış olacaktı. 29 Ağustos 1526 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Macar Krallığı arasında yapılmış olan savaş dünyanın bilinen en kısa savaşları arasında yer alır ve sonuçları bakımından da, yani ölen insan bakımından da bayağı bir kişi ölmüştür. Yani Mohaç ordusu, Macar ordusu daha doğrusu tamamen ortadan kaldırılmıştır, imha edilmiştir. Macar kralı da öldürülmüştür arkadaşlar. Gelelim sonuçlarına. Macaristan Osmanlı Devleti'ne bağımlı bir krallık haline geldi ve Osmanlı Devleti'nin himayesi altına girdi. Osmanlı-Fransız yakınlaşması neyin doğmasına sebep olacaktı? Kapitülasyonların doğmasına sebep olacaktı ve kapitülasyonlar arkadaşlar Fransa'ya daha sonraları böyle iyice verilmeye başlanacaktı. Ve Macar Krallığı'na Zapolla adındaki kişi getirilmiştir. Bu kişi arkadaşlar daha sonraki Avusturya-Osmanlı savaşlarının da çıkmasına sebep olacak olan adamdır. Yani Jean Zapolo bizim desteklediğimiz birisi ama Avusturya kralları işte bunun orada bulunmasını istemiyorlar ve yine Osmanlı her zaman gidip Jean Zapolo'yu ellerinden kurtaracaktır arkadaşlar. Osmanlı ile Avusturya arasında gerginlikler yaşanmasına sebep olmuştur. Şimdi yine 1529 yılında gerçekleşen bu Macar krallığının işte eline geçirmesi, sürekli Avusturya tarafından tehdit edilmesinden dolayı Osmanlı Avusturya'yı canlı cezalandırmak ve iyice hakimiyetini perçinleştirmek için 1. Viyana kuşatması dediğimiz kuşatmayı gerçekleştiriyor. Avusturya arşidükü Kral Ferdinand'ın ölen Macar kralı 2. Louis'nin bu hangi savaşta ölmüştü? Mohaç savaşında kız kardeşiyle evliydi ve Macaristan tahtının kendisine ait olduğunu iddia ediyordu. Macar tahtını Osmanlı'nın desteklemiş olduğu Jean
Zapolya'ya verilmesi, yani Yanoş'a verilmesi arkadaşlar, Avustralya Arşidükü Ferdinand'ın istemediği bir durumdu ve bunun üzerine Budin'i kuşattı. Osmanlı Devleti Macaristan'ın yardım göndererek Budin'i geri aldı ve Jan Zapolya'yı tekrar tahta oturttu ve böylelikle Avusturya savaşa zorlamak zorunda kaldı ve 1529 yılında cezalandırmak için Viyana kuşatmasını yaptık. Akıncılar şehrin içerisine kadar girdi. Kuşatma bazı şartlardan dolayı kaldırıldı ve kuşatmanın kaldırılmasının sebeplerine baktığımız zaman işte kış mevsiminin yaklaşması, ağır topların getirileme işte hava şartlarından dolayı cephane ve erzağın yetersiz oluşu, Osmanlı ordusunun psikolojik olarak da biraz sefere hazır olmaması, ayrıca padişahın da yani Kanuni Sultan Süleyman'ın da biraz kendi tavrından dolayı, yani Yeniçeriler biraz istiyor savaşa katılmayı ama tımarlı askerleri pek istemiyor. Bir de Kanuni Sultan Süleyman'a, yani ben bir kaynakta okumuştum, ne kadar doğru bilmem ama biraz dedikodu gibi bir şey geliyor. Hürrem'in yazmış olduğu bir mektuptan dolayı, yani Hürrem'i özlüyor, seferi ondan dolayı kaldırıyor diyorlar ama bilmiyorum. Yani bu çok böyle bir padişahın yapacağı bir şey, davranış değil diye düşünüyorum. Genel olarak şartları bu şekilde düşünebilirsiniz, kaldırılmasının sebeplerini. Yine Viyana kuşatmasından sonra 1532 yılında Almanya seferine çıkan Kanuni Sultan Süleyman, Avusturya Kralı Ferdinand'ı Kanuni'nin İstanbul'a geri dönmesine sebep oluyor. Yani çıkıyor Almanya seferinde, biz kimseyle savaşmıyoruz arkadaşlar. Önümüze gelen her yerde geziyor. Orta Avrupa'nın işlerinde sağa gidiyoruz, sola gidiyoruz, işte kimse yok. Karşımıza çıkacak ne Macaristan ordusu var, işte ne de Alman ordusu var, ne de Avusturya ordusu var arkadaşlar. Hiçbirisi önümüze çıkmıyor ve ikisi de bizimle, yani ne Ferdinand ne de Şarken bizimle kafa tutacak bir askeri güce sahip değiller ve bizden korkuyorlar arkadaşlar. Çıkma cesareti gösteremeyince İstanbul'a döndük ve daha sonra İstanbul Antlaşması'nı yapacağız bunlarla. Alman seferine karşı Roma Cermen İmparatoru Şarken Alman prensleriyle Nürnberg din barışını yapmıştır. Yani bu nedir? İşte o reform hareketlerinin etkisini kırmak için, savaşta birliği beraberliği sağlamak için yapılmıştır. Bu sınavda çıkar arkadaşlar. Bunu çok iyi not edin. Yani şunu sorabilirler. Kanuni Sultan Süleyman'ın Almanya seferi öncesinde Roma Cermen İmparatoru Şarken'in Alman prensler ile imzaladığı antlaşma hangisidir diye sorarlar. Nürnberg din barışı önemlidir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yine Kanuni'nin o meşhur mektubu bu sefer sonrasında gönderilmiştir. Yani mektubun içeriğinden bahsetmek istemiyorum ama hepiniz biliyorsunuzdur. İşte ne zamana kadar erlik davası edersin, meydana çık da savaşalım dersin, şimdiye kadar kaç defa geldim falan. Böyle Kanuni Şarken'i yerden yere vurarak bir mektup yazarak ona psikolojik olarak bir üstünlük kurmuştur diyelim. Ve gelelim İstanbul Antlaşması'na. Almanya seferi sonrasında imzalanan bu antlaşma ile ilk Osmanlı-Avusturya Antlaşması imzalanmıştır. İbrahim Paşa Antlaşması olarak da bilinir. Pargalı İbrahim Paşa Antlaşması. Ve bu antlaşma Avusturya Kralı protokol bakımından Osmanlı Sadrazamına, yani Başbakanına, yani kime? Pargalı İbrahim'e denk gelecek ve Avusturya elinde tuttuğu Macar toprakları için Osmanlı'ya vergi verecektir. Önemi ise 1533 yılında arkadaşlar, İstanbul Antlaşması Osmanlı Devleti ile Avustralya arasında imzalanan ilk resmi antlaşmadır ve Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa'daki üstünlüğünün bir kanıtıdır. Ta ki ne zamana kadar? Zitvotorok Antlaşması'na kadar sürecek dönemde Osmanlı'ya büyük bir üstünlük sağlamış olacaktır bu antlaşma. Pargalı İbrahim'in de kendi otoritesini arttırmasına sebep olacaktır. Yani düşünsenize, sadrazama denk demesi, koskoca kralın hem Osmanlı padişahını överken hem de Osmanlı sadrazamının da üst plana çıkmasını sağlıyor. Bu da Pargalı İbrahim'in sonunu getirecek olan nedenlerin başında yer alıyor diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim işte Şarken'in şeyinden, tehdidinden dolayı Fransa'nın kurtarılması, Fransa'ya karşı bazı imtiyazların verilmesine, yani kapitülasyonların bir diğer adıyla Uhud-i Atika dediğimiz olayların gerçekleşmesine sebep olacak. Kapitülasyonlar ticaret, hukuk, gümrük gibi alanlarda devletlerin birbirlerine tanımış oldukları ticari imtiyazlara verilen
isimdir arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman 1535 yılında Fransızlara kapitülasyon antlaşması imzalamıştır ve bu antlaşmayla Fransızların ticari anlamda Osmanlı Devleti'nin üzerindeki egemenliği artmıştır. Peki bunu vermesinin amacı nedir? Bir kere Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na katılmasının önüne engellemek, yani Avrupa Hristiyan Birliği'ni bozmak Fransa için. Bir diğeri Osmanlı'nın Avrupa'daki siyasette etkili olmasını sağlamak. Bir diğer önemli şey ise Osmanlı'nın işte ticaretini canlandırma, özellikle İstanbul fethinden sonra değişen ticaret yolları arayışının tekrardan geri gelmesini sağlamak için Osmanlı gümrük gelirlerini arttırmak amaçlanmıştır. Osmanlı ticaret malları Fransızlar aracılığıyla Avrupa'ya pazarlamak temel amaçtır. Ama karşılıklılık ilkesi söz konusu değildir arkadaşlar. Sadece Fransa için geçerlidir. Ama tabii ki kapitülasyonların sebebi nedir? Süresiz değildi. Yani iki padişahın süresi boyunca geçerli. Yani ne kadar yaşarlarsa o kadar geçerli bir antlaşmaydı arkadaşlar. Bir diğeri, kapitülasyonlar Fransızlara kendi isteğiyle 5 kere verilmiş ve kapitülasyonlar 1. Mahmut döneminde, yani 1740'tan sonra sürekli hale getirilmiştir. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması'yla kapitülasyonlar dünya tarihine karışacaktır. Bir diğer önemli sebebi, devletin gücünü koruduğu dönemlerde önemli bir sorun yaratmayan kapitülasyonlar, devletin eski gücüne ulaşamadığı veyahut da kaybettiği dönemlerde tamamen devletin başka devletlerin egemenliği altına girmesine sebep olacaktır arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Gelelim denizlerdeki gelişmeler. Şimdi bir devletin en güçlü olduğu dönem hem karada hem de denizlerde hakimiyetini iyice perçinlemiş olduğu zamandır. Yani bugün Amerikan ordusu hem karada hem de denizlerde özellikle oldukça etkin bir konumda ve dünyadaki böyle ordusal anlamdaki önemli gücün başında yer alıyor. Şimdi o dönemde ise Kanuni Sultan Süleyman ordusunun karadaki hakimiyetine çok güveniyordu ama denizlerdeki hakimiyetine pek güvenemiyordu. O yüzden kimi göreve getirecekti? Hızır Hayrettin Paşa'yı getirecekti. Barbaros Hayrettin Paşa veyahut da Hızır Reis olarak bilinen kişi Osmanlı himayesine girmesiyle Cezayir Osmanlı egemenliğine topraklarına katıldı ve Barbaros Akdeniz'de faaliyet gösteren bir Türk korsanıydı. Kuzey Afrika'da başarılar kazanmış ve Osmanlılardan aldığı destek kuvvetlerle Cezayir'e sahip olmuştu. Şimdi Kanuni'nin ilk seferlerinden birisi olan 1522'de düzenlenen Rodos Saint-Jean şövalyelerine karşı bu sefer arkadaşlar, yani Rodos seferi alınmıştı ve bu sefer sonucunda Akdeniz'deki hakimiyet biraz daha perçinlenmişti. Kanuni döneminden önce alınan kim döneminde? Fatih döneminde işte o 12 ada dediğimiz Bozcaada, Gökçeada, Limni, işte aşağı doğru gelen ismini bilmediğim bir sürü ada var arkadaşlar. Birçok ada, Ege adaları Fatih Sultan Mehmet döneminde alınıyordu ama büyük adalar böyle Osmanlı hakimiyeti, Akdeniz'in bir ticaret gölü haline gelmesi tabii ki Kanuni Sultan Süleyman döneminde olacaktı. Ve bu sayede Osmanlı Devleti iyice Akdeniz'deki hakimiyetini perçinleyecekti. Daha sonra işte Hızır Hayrettin Paşa'nın da katılmasıyla birlikte arkadaşlar Osmanlı ordusu denizlerde son gücüne ulaşmış olacaktı. Osmanlı donanmasının kara ordusu kadar güçlü değildi. Bu yüzden Kanuni Sultan Süleyman Barbaros'u Osmanlı hizmetine girmeye çağırdı. Barbaros bu teklifi kabul edince hangi yer Osmanlı toprağı oldu? Cezayir Osmanlı topraklarına katılmış oldu. Yine Barbaros Hayrettin Paşa'nın gerçekleştirmiş olduğu 28 Eylül 1538 yılındaki savaş, yani Preveze Deniz Savaşı Osmanlı tarihindeki önemli deniz savaşlarının başında yer alıyor. Bu savaşta arkadaşlar Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Andre Doria komutasındaki Haçlı donanmasına, bu Haçlı donanması kimlerden oluşuyor? Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya, Portekiz, işte Malta dediğimiz gibi Roma Cermen İmparatorluğu'nun donanmaları var arkadaşlar bu donanmaların içinde. Roma Cermen'i yazmamışım ama şuraya yazım. Roma Cermen de var. Roma Germen arkadaşlar bizim Haçlı Seferi'ne karşı oluşan
karşımıza yer alan kuvvetlerin başında yer alıyor. Bir diğeri, bu savaş sayesinde Preveze Deniz Zaferi Akdeniz'deki Osmanlı hakimiyetini iyice perçinlemiş oldu ve artık Akdeniz bir Türk gölü haline gelmişti. Preveze Deniz Savaşı'nın yıl dönümü günümüzde donanma günü olarak kutlanıyor. 2 sene önce bunu sınav sorusu olarak sordular. Yine sorabilirler. ÖSYM'nin sınav sorularını bakın, son dönemlerde hepsini yayınlamıyor. Sadece adayları açıyor, sonra kapatıyor. Bunun sebebi ise arkadaşlar, ayırt ediciliği yüksek olan, çeldiricisi yüksek olan soruları tekrar sorabilir. ÖSYM kendini tekrar eden bir sınavdır. Unutmayalım, tarih konusunda soracakları fazla bir şey yok. Hep çıkmış soruları çözmeye devam edelim. Preveze Deniz Seferi'nden sonra bir sefere daha çıkıyor, görevlendiriliyor Hızır Hayrettin Paşa arkadaşlar. Nis kuşatması, yani bizim derdimiz bu dönemde, Kanuni döneminde Fransa'yı kurtarmak arkadaşlar. Fransa Kralı 1. François ile Alman İmparatoru Şarken arasında devam eden mücadeleler sırasında 1. François Nis kentini kuşatmış ve bu sırada Osmanlı'dan yardım istemişti. Kanuni hemen kimi görevlendiriyordu? Deniz kıyısında olduğu için Barbaros Hayrettin Paşa'yı görevlendiriyordu. Fransa'ya yardım amacıyla gitmişti ve Barbaros Fransız donanmasıyla birleşerek Nis şehrini kuşattı ve kaleyi aldı. Böylelikle böyle abilik deriz ya hani, onu gerçekleştirmiş oldu arkadaşlar ve Fransızlara kaleyi hediye etmiş oldu, Nis Kalesi'ni, ve Nis şehri Fransızların egemenliğine girmiş oldu. Bir diğer önemli sefer ise İstanbul Seferi olarak bilinen seferdir. Kanuni döneminde gerçekleşen Macar Seferi, yani bu kara seferidir, deniz seferi değildir arkadaşlar. Bunu da bilmekte fayda var. Gelelim denizlerdeki diğer gelişmelere kanuni döneminde. Trablusgarp'ın alınması, yine Malta Şövalyelerindeki Trablusgarp alındı. Böylelikle Doğu Afrika demeyelim de, yani Kuzey Afrika'daki hakimiyetimiz iyice perçinlemiş oldu. Ve bu savaşı gerçekleştiren, yani bu görevi gerçekleştiren kişiler Turgut Reis ile Sinan Paşa'dır arkadaşlar. Yine denizlerdeki çok büyük bir zaferimiz olan Cerbe Deniz Savaşı, Andrea Doria komutasındaki Haçlı Ordusu ile Turgut Reis ve Piyale Paşa komutalarındaki Osmanlı kuvvetleri arasında yapılan deniz savaşı Osmanlılar kazandı. Akdeniz'deki iyice egemenliğimiz artmış oldu. Bu Preveze Deniz Zaferi'nden sonra Osmanlı'nın denizlerde kazanmış olduğu en büyük deniz zaferidir arkadaşlar. Cerbe Deniz Savaşı'dır. Bunu unutmayalım. Bir diğeri, bu zaferle Batı Akdeniz, Kuzey Afrika'da Türk egemenliği kesinleşmiş oldu diyelim. Gelelim denizlerdeki diğer önemli gelişmelere. Hint Deniz Seferleri, bunların yapılmasının nedenleri nelerdir? Kanuni döneminde toplamda 4 sefer düzenleniyor. 1538, 1551, 1552 ve 1553 yılında. Portekizlilerin coğrafi keşifler sonucu Hindistan'da sömürge imparatorluğu kurmaları ve Müslümanların ticaret yapmalarını engellemeleri. Bize bu soruyu sordular arkadaşlar, Portekizleri, ama KPSS genel kültürde sordular. Alanda sormadılar. Dikkat edin, bu çıkabilir. Osmanlı Devleti'nin Hint seferleri sırasında en çok uğraştığı devlet Portekizlilerdir arkadaşlar. Hindistan'daki Gücarat İslam Devleti'nin kanuninden yardım istemesi, Hint deniz ticaret yolunu güvence altına almak istenmesi, işte Kızıldeniz'e hakimiyetin artmasını istenmesi, oradaki bazı devlet, işte Somali gibi yerlerin ele geçirilmesinin amaçlanması, Şarken'in Osmanlı Devleti'ne arkadan vurmak istemesi, yani dolaşıp bizi Hindistan'dan gelip arkadan vurmak istemesi, Portekizlilerin Müslümanlara işkence yaparak öldürmeleri seferlerde etkili olan sebeplerin başında yer alıyor. Bir diğer önemli şey ise bu seferleri kimlerin yaptıklarıdır. Bunları teker teker bilmekte fayda var. İlk seferi gerçekleştiren kişi Hadım Süleyman Paşa'dır arkadaşlar ve 1538 yılında gerçekleşmiştir. 1551 tarihinde gerçekleşen ikinci seferi ise ünlü Türk denizcisi olan Piri Reis gerçekleştirmiştir arkadaşlar. Piri Reis başarısız olmasından dolayı idam edilmiştir arkadaşlar kanuni tarafından. Piri Reis haritasını kime sunuyor? Yavuz'a sunuyor. Kitab-ı Bahriye'yi ise kime sunuyor? Kanuni'ye sunuyor arkadaşlar. Unutmayalım. Bir diğeri, 1552 tarihinde 3. sefer Murat Reis tarafından gerçekleştirilmiştir ve bu sefer
de yine Osmanlı donanması ağır yenilgiler almıştır. 1553 yılında gerçekleştirilen son seferde Seydi Ali Reis Miratül Memalik adlı eserini yazacaktır. Memleketler aynası anlamında gelen bir eserdir. Seydi Ali Reis Portekizlerle savaşı kaybedince Hindistan'dan bugünkü işte Basra Körfezi'ne kadar, oradan da Mısır'a kadar yürüyerek gelmiş. Yaklaşık 3-4 senelik bir süreç içerisinde gelmiştir. Ve geldiği zaman da Kanuni'ye kitabını hediye ederek, sunarak arkadaşlar ne yapmıştır? Bir nevi kellesini kurtarmış olmuştur. Yine daha sonraları 3. Murat döneminde bir sefer gerçekleştirilecek. O sefer sonucunda Sumatra Seferi olarak bilinen sefer. Onlar zaten hiç geri gelmeyecek. Bugünkü Sumatra halkının bir kısmını Kurdoğlu Hızır Paşa var. O mesela onun soyundan geldiğine inanılır arkadaşlar. Başarısızlığın nedenlerine baktığımız zaman Osmanlı'ya gereken yardımın yapılmaması Müslümanlar tarafından, özellikle Gücarat ve Aceh Müslümanlarının, Osmanlı Devleti'nin donanmasının okyanuslara dayanıklı olmaması, seferlere gereken önem verilmemesi, seferlerin daha çok yardım amacı taşıması ve devlet adamlarının seferleri ekonomik önemini kavrayamamış olması önemlidir arkadaşlar. Şuradaki madde mesela diyor ki Hindistan Müslümanlarının Osmanlı'ya gereken yardımı yap. Onların kendilerine faydaları yok. Yani bizden yardım istiyorlar ama üstelik bize de yani yardım yapmıyorlar. Bu da ayrı bir ironi diyelim arkadaşlar. Gelelim Hint'te deniz seferlerinin sonuçlarına. Hint deniz seferleri sonucunda Osmanlı egemenliği bazı yerlerde arttı. Mesela ne gibi yerlerde? Yemen'de, Eritre'de, Sudan'da, Habeşistan'da gibi yerlerde Osmanlı egemenliği arttı. Kızıldeniz tamamen bir Türk Gölü haline geldi. Bakın bunu sorarlar arkadaşlar. Kızıldeniz'in Türk Gölü haline gelmesini sağlayan olay nedir? Hint deniz seferleridir arkadaşlar. Arap Yarımadası tamamen Osmanlı egemenliği altına girmiştir diyebiliriz bu sefer sonucunda arkadaşlar. Gelelim Kanuni'nin karadaki seferlerinden doğuya yönelik olan seferleri. Kanuni'nin İran seferleridir arkadaşlar. 1534, 1548 ve 1554 yılında gerçekleşen 3 sefer sonucunda doğudaki hakimiyetimiz perçinlemiştir arkadaşlar. Şah İsmail'den sonra yerine geçen Şah Tahmas'ın Anadolu'da yaşayan Şiileri Osmanlı'ya karşı kışkırtması nedenlerin başında yer alır. Bir diğeri Osmanlı'nın Avrupa ile uğraşmasını fırsat bilen İran hükümdarın, yani Tahmas'ın Safevi hükümdarının arkadaşı Osmanlı sınırlarına saldırması, Safevilerin Osmanlı düşmanları Almanya ve Avusturya ile ittifak yapmaları ve onlarla işbirliğine girmesi, Kanuni'yi zehirlemeye çalışmaları falan böyle bazı sebepler de vardır ayrıca. Yine sonuçları bakımından da önemlidir. 1534 tarihinde seferde, yani ilk sefere biz ne seferi adı veriyoruz arkadaşlar? Irak-Yeyn seferi adını veriyoruz. Bu sefer sonucunda Azerbaycan, Tebriz ve Bağdat Basra ele geçirilmiştir. Ve bu seferde Matrakçı Nasuh önemli görevler istenmiştir ve Beyan-ı Menazili Irak-Yeyn diye bir kitap yazıyor arkadaşlar. O kitap birinci Irak-Yeyn seferi, yani ilk sefere Irak-Yeyn seferi diyorlar arkadaşlar. Unutmayalım, Irak-Yeyn seferinde yazan kişi, o minyatürleri çizen kişi Matrakçı Nasuh'tur arkadaşlar. Şah Tahmas'ın Osmanlı sınırlarına saldırması üzerine Kanuni yine 1548'de 1558 yıllarında iki sefer daha yapacaktır. Ve bu sefer sonrasında İran ile imzalanan ilk antlaşma olan Amasya Antlaşması imzalanmış olacaktır arkadaşlar. Üçüncü sefere de dikkat edelim arkadaşlar. Üçüncü sefere de hangi isim veriliyor? Bunu bilmekte fayda var arkadaşlar. Nahçıvan Seferi diye bilinen seferdir arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Gelelim Kanuni'nin son seferi ve ölümüne. Kanuni'nin son seferi Zigatver Seferi'dir arkadaşlar. Avusturya üzerine düzenlenen Zigatver şehri kuşatılmış ve Zigatver Kalesi alınmıştır arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümü askerden gizlenmiştir. İşte meşhur o perde arkasından oynatma vesaire gösterme gibi askerin moralini yerine getirmek için. İşte ilk defa böyle iki yerde mezarı olan komutanların başında yer alıyor Kanuni. İşte iç organları çürümesin diye, vücudu cenazesi bozulmasın diye beyni, akciğeri, işte karaciğeri, iç organları tamamen çıkarılıyor. Diğer şeyleri İstanbul'a getiriliyor. Bir kısmı da bugünkü Macaristan sınırları içerisinde
Geçen yakın zaman, yani bundan 5-6 sene önce mezarı bulundu. TİKA tarafından da mezarı yaptırıldı arkadaşlar, Kanuni'nin, unutmayalım. Ve gelelim Yükselme Devri dönemi içerisinde önemli devlet adamlarının başında yer alan Sokullu Mehmet Paşa dönemine bakalım. Sokullu önemli bir devlet adamıdır. Kaptanı deryalık yapmıştır. Yine Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 1. Süleyman döneminde veziri azamlığa getirilmiştir. Daha sonra 2. Selim döneminde önemli bir devlet adamıdır. Yani veziri azamlık yapmıştır. 3. Murat döneminde de yine veziri azamlık yapmıştır. 3. Murat döneminde idam ettirilerek bir söylentiye göre de linç edilerek öldürülüyor arkadaşlar. Ama tabii ki 3. Murat tarafından idam ettirilerek öldürülüyor arkadaşlar. Ben okuduğum kaynaklarda öyle gördüm arkadaşlar. 3. Murat döneminde sadrazamlığını yapmıştır. Kimlerin sadrazamlığını yapmış? 1. Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat. Bunları unutmayalım. Bu soru çıkabilir. Sokullu Mehmet arkadaşlar 1568'de Avusturya ile 8 yıl süren barış antlaşmasını imzaladıktan sonra doğuya yönelmiştir. Doğuya yönelmesinin temel amacı Doğu Asya'da güvence altına almak ve işte o Hint seferlerini arttırmak ve Kızıldeniz'i, Umman'ı, Denizli'ni, Basra Körfezi gibi yerlerde Osmanlı hakimiyetini arttırmak, işte meşhur projeleri gerçekleştirerek Orta Asya Türkleriyle birleşmek ve Orta Asya bölgesine hakim olmak amaçlanmıştır. Hindistan ve Endonezya ile iyi ilişkiler kurmaya çalışmıştır. Sokullu ayrıca Tunus'un Osmanlı himayesinin altına sokarak Kuzey Afrika'dakini denetlemek istiyordu ama Piyale Paşa ve Lala Mustafa Paşa gibi karşıtların etkisiyle ne oldu? Kıbrıs'ın alınması kararı alındı ve Kıbrıs bir yıl süren bir savaşın sonucunda Lala Mustafa Paşa tarafından alındı. Kıbrıs'ın alınması ittifakların oluşması bakımından önemli arkadaşlar Osmanlı'ya karşı. İşte o İnebahtı deniz yenilgisi falan Kıbrıs'ın alınmasından dolayı çıkacaktır arkadaşlar. Gelelim Sokullu Mehmet Paşa'nın önemli olaylarına. Birincisi Don Volga Kanal Projesi. Don Volga kanallarını birleştirme projesidir. Hazar Denizi'ne ulaşmak için yapılmıştır. Rusya'nın güneye inmesini amaçlamıştır arkadaşlar. Kırım'ı korumak, Orta Asya Türkleriyle bağlantı kurmak, İran'ı kontrol etmek ve İran seferleri sırasında donanmanın gücünden de faydalanmak istenmiştir. Yine Mimar Sinan görevlendirildi. Buna dikkat edelim. Don Volga projesini çizmekte görevlendirilen kişi Mimar Sinan'dır. Ama Ruslar bunu daha sonra yapacaklardır arkadaşlar. Açmış olacaklar. Bunun gerçekleşmemesinin sebebi Sokullu Mehmet'in öldürülmesi ve bazı devlet adamlarının bu projelere karşı çıkmasıdır. Gelelim bir diğer önemli projeye. Süveyş Kanalı projesi. Baharat yolunu tekrar canlılık kazandırmak için özellikle coğrafi keşiflerin etkisini kırmak amaçlanmıştır. 1869 yılında Fransa ve İngiltere tarafından tamamlanmıştır. Daha sonra İngiltere'nin eline geçirecektir. Daha sonra Cemal Abdülnasır döneminde sanırsam Mısır'ı hakimiyetine girecektir arkadaşlar. Millileştirme gerçekleştirecektir. Marmara ve Karadeniz projesi bugünkü İzmit Körfezi yakınlarında gerçekleşen bir projedir. Bunun amacı ise arkadaşlar baharat yolunu canlı tutmak ve İstanbul boğazlarını rahatlatmak amacıyla gerçekleşmiştir. Bugünkü Kanal İstanbul projesinin temelleridir arkadaşlar. Bu proje hayata geçirilmemiştir ama şu an günümüzde ihaleleri falan yapıldı. İnşallah en yakın zamanda da tamamlanacak arkadaşlar. Gelelim diğer önemli gelişmelere. Birinci Süleyman döneminde, yani Kanuni döneminde yetişen önemli şairler vardı. Bunların başında Fuzuli, Baki, Pir Sultan Abdal, Abladevve ve Bağdatlı Ruhi önemli şairler arasında gösterilebilir. Matrakçı Nasuh, işte birinci Irakeyn seferini çizen Menazili Irakeyn diye bir kitabı vardı. Beyan-ı Menazili Irakeyn. Biraz önce yanlış söyledim. Özür dilerim. Bu kitabı yazan kişidir. Yine bu çağda yaşayan Nakkaşlar Nigari, Hattat Ahmet Karahisari, işte Süleymaniye Camisi'nin hatlarını yapan kişidir arkadaşlar aynı zamanda. 1900
1945 yılında ABD'nin tarihinin en büyük kanun yapıcılarının portrelerinin Temsilciler Meclisi'nin toplantı salonunun duvarına yerleştirilmesine karar verilen kişi Kanuni Sultan Süleyman'dır. İşte mesela bu kanun yapmak konusunda en çok böyle destekleyen kişi, kanunlarını yapan Ebu Suud Efendi önemli bir isimdi. Biraz sonra bahsedeceğim. Kanuni unvanıyla arkadaşlar anılmasının sebebi ise 1. Kantemir, Dimitri Kantemir diye bilinen kişi tarafından arkadaşlar ilk defa kanuni unvanı verilmiştir. Kanuni unvanını veren kişiyi bilelim, Dimitri Kantemir'dir arkadaşlar. Böylece mermer plaka üzerine yapılan Kanuni Sultan Süleyman portresi Kapitol binası üzerindeki yerini 1945 yılında almıştır arkadaşlar. Halen daha Temsilciler Kurulu'nda resmi duruyor. Gelelim diğer gelişmelere. Osmanlı Sarayı'nın ilk Fransız elçisi bu dönemde gelmiştir. Bunun sebebi kapitülasyonlardır arkadaşlar. İşte François'nın kurtarılması vesaire gibi sebeplerden dolayı iyi ilişkiler Fransa'yla kimle başlamıştır? Kanuni döneminde başlamıştır. Kanuni'nin hocası Kastamonu'nun Hayrettin'dir. Yine Akşemseddin gibi bir devlet adamıdır arkadaşlar. İlk defa İran ile Amasya Antlaşması imzalanmıştır. Birinci Irak'ın seferi sonrasında değil, 3. Irak seferi sonrasında gerçekleşmiştir arkadaşlar. Kaptanı Derya Reisül Kitaplık ilk defa kanunun zamanında divan üyesi oldu. Bakın bu da çıkabilir. Ebu Suud Efendi, Kemal Paşazade, Celalzade Mustafa Efendi gibi devlet adamları kanuninin bu sıfatı almasını sağlayan, kanunları yapan kişilerdir. Bu kişilere dikkat edelim. Özellikle Ebu Suud Efendi'ye arkadaşlar. Kanuni bu sıfatın verilmesini ve ilk defa kanuni ismini veren kişi Dimitri Kantemir'dir arkadaşlar. Unutmayalım. Diğer önemli gelişmelere baktığımız zaman ise arkadaşlar böyle pek fazla öne çıkan kanun döneminde anlatmadığımız şey kalmadı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde 3. Murat dönemi ve duraklama dönemiyle devam etmek istiyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Notlarımıza ulaşmak için, sorularımıza ulaşmak için Telegram grubumuza üye olabilirsiniz. Linkini aşağıya bırakacağım. Ayrıca sosyal medya hesaplarından bizleri takip edebilirsiniz. İyi günler dileriz.